Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni aldığım siyah gül karideslerini paylaşmak istiyorum. Kanalı önceden takip ediyorsanız biliyorsunuz bir ara karides üretimine girmiştim. Ancak sıkıldıktan sonra karideslerin hepsini şu arkadaşa yedirdim. Bu akvaryum bir ara karides akvaryumuydu. Şimdi cüce flower hornumuz adı Köpüş. O yaşıyor orada. Onu buraya ekledikten sonra tüm karidesleri yedi bitirdi. Buralar biraz bitkili, mosluydu. Tabii ki zamanla onları da çıkardım. Çünkü Köpüş pek sevmiyor. Sevmiyor derken yerinden koparıyor. Bakınız şuraları kazımış. Isıtıcıyı yerinden çıkarmış. Bazen kafa falan atıyor onlara. O tarz oyunları seviyor. Akvaryumlarda bazı değişiklikler oldu. Onları sizlerle paylaşacağım. Ancak gelelim karidesleri ekleyeceğim akvaryuma. Şurası biliyorsunuz çift meleklerimin olduğu akvaryumdu. Burası biliyorsunuz çift meleklerimin olduğu akvaryumlardı. Melek üretimine ara verdim. Şimdi burada yavruları boylandırıyorum. Akvaryumun suyu biraz pis çünkü yem yediler. Ortalığı dağıtıyorlar. Sayıları da fazla. Bu akvaryumda 3 tane cüce vatoz var. 2 tane düz, bir erkek bir dişi, bir tane de erkek L144 var. Tabii onları görmek imkansız çünkü saklanacak yer çok. Bir yerlerde arkalarda saklanmışlar. Tabii balık sayısı azalınca burada da filtrasyonun debisi de düşük olunca şu şekilde su üstü bitkileri bayağı bir çoğaldı. Ve dikkat ederseniz pistiyaların köklerinin altında böyle yosunlar oluşmaya başlamış. Şurada suyun yüzeyinde suyu dalgalandıracak bir şey olmadığı için bakteri katmanı oluşmuş. Bitkiler de onların arasından köklerini uzatmış. Benim de aklıma geldi. Acaba buraya birkaç karides eklersem nasıl olur? Çünkü tam karidese uygun bir ortam. O yüzden birkaç tane, 6 tane diyelim, siyah gül karidesi aldım. Buraya eklemek için. Şurada solda patosun köklerini görüyorsunuz. Bunlara özel başka bir video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü yaşar mı yaşamaz mı diye denemek istemiştim. Gayet başarılı oldu. Daha detaylı bir video ileride gelecek. Şimdi siyah gül karideslerimiz şu şekilde, şuraya koyayım. Poşette 6 tane en tombul, en sağlıklılarını seçmeye çalıştım. Şuradalar. Onları önce akvaryuma su sıcaklığına alışsınlar diye poşeti şöyle koyuyorum. 5-10 dakika sonra su sıcaklıkları eşitlenince yavaş yavaş aşılayarak akvaryuma bırakacağım. Evet dostlar, birkaç minik değişiklikler yaptık. Su biraz bulanıklaştı. Şimdi karideslerimizi yeni yuvalarına salma zamanı geldi. İyice sanırım alıştılar su sıcaklığına. Şöyle bakın. En iri, en sağlıklılarını seçmeye çalıştım. Birçoğunun da dişi olmasına dikkat ettim. Umarım doğru seçmişimdir. Bakın mesela şunun göbüşü tombul tombul. Şuradakiler de aynı şekilde. Bir tane pisliğe yapışmış şuraya. Evet, şimdi bunları ayrı bir kaba alıp yani pet shop'taki akvaryum suyunu kendi akvaryuma karıştırmıyorum. Ha, aldığım pet shop'a güveniyorum ama ne olur ne olmaz. Sadece karidesleri yakalayıp akvaryuma atacağım. Akvaryum da böyle gördüğünüz gibi hazır. Bir sürü kök, bir sürü yosun. Şunları yiyecekler inşallah. Bir sürü ölü yaprak. Dip çekimi yapıyorum ama şimdi karıştırınca biraz daha pisleşti. Onu düzenleyeceğiz tabii. Evet, su sıcaklığımızda 24'e ayarlamıştım ısıtıcıyı. Karidesler için gayet uygun. Zaten karidesler sıcak suları sevmiyorlar bitkiler gibi. Dediğim gibi L144. Bakın şurada. Hep saklanıyorlar, hep kaçıyorlar. Bakın. Ortalığı karıştıran pala bıyık da cüce vatozumuz. Düz cüce vatozumuz. Öyle, dişisi de oralardadır. Onlar arada kavga ediyorlar birbirleriyle. Öyle ortalığı pisleştiriyorlar. Şimdi
karideslerimizi taşıyalım. Ayrı bir kaba aldım canlıları. Kendi akvaryum suyuma aşılayacağım bunları şimdi. Daha sonra akvaryuma atacağım. Şuraya koyuyorum. Daha sonra küçük bir hava hortumuyla serum seti, daha doğrusu yukarıdaki akvaryumdan damla damla su akıtacağım şuraya. Onu da göstereyim sizlere. Daha önceki balık aşılama videolarımda zaten görmüştünüz bu aparatı. Serum seti. Normal hava hortumundan tek farkı biraz daha ince tabii. Bir de şu damla ayarlama aparatı. Şunu şöyle göstereyim. Şu an mesela bu hızda damla damla geliyor su. Ancak tamamen açtığımızda, yukarı doğru gevşettiğimizde, hastanede buna sonsuzdan diyoruz. Yani saatte 250 cc üstünde gidiyor bu. Hastalara verirken de bu şekilde oluyor. Ama şimdi karidesler şok olmasın. Amacımız alıştırmak. Şöyle kısıyorum şuradan. Bakın. Bu hız gayet yeterli. Zaten hani bir 400 mililitre su kendi akvaryumlarından gelmişti. Bunu 800 yaptık mı hemen hemen alışmış olurlar. Şimdi karidesler burada yeni sularına alışmaya çalışırken ben de biraz akvaryum hakkında sizlere bahsedeyim. Akvaryumda şöyle küpler var. Vatozlar için koydum. Bir yavru alma niyetim yok ama olursa da olur. Sonuçta bir dişi, iki erkek var akvaryumda. İkisi de agresif erkekler. Yuva tutmayı seviyorlar. Onun dışında envai çeşit bitki var. İşte Echinodorus'lar, Cryptocorin'ler, Java Fern'ler, bu sefalandıranın iki farklı çeşidi, Pathos ev bitkisinin, yani şunun gördüğünüz gibi kökleri var. Yine şurada bu sefalandı var. Taştan kopmuş, oraya gitmiş. Pistia var. Pistiaların kökleri böyle yosunlanmış. Çünkü su yüzeyi durgundu. Burada şelale filtre vardı. Şelale filtreyi çıkardım. O farklı bir videonun konusu. Akvaryumda tabii çizgili elma salyangozları var. Onlar biraz agresif salyangozlar. Agresif derken bitkilere karşı agresif. Yapraklar yumuşadı mı hiç affetmiyorlar. Tüketiyorlar. Ama ona rağmen hala ölü yapraklarımız var akvaryumda. Bakın şurada salyangoz yumurtaları var. Çoğalıp duruyorlardı aynı zamanda. Bir tane, iki tane attınız mı akvaryuma? İstila ediyorlar hemen. Aşağılarda da var bir sürü. Şu an gözükmüyor ama. Mesela arka duvarda da salyangozlar var. O şekil. Ve vatozumuz var. Yani bu karidesleri sıkıntı yaratacak, onları avlayacak bir canlı hemen hemen yok diyelim. Yok yani. Hani vatozlar etçil değil, cüce vatozlar. İşte mangrove köklerinin üstünde sabitlediğim bitkiler vardı. Onları daha önceki videolarda görmüştünüz. Ekipman olarak da Mayos'un LED'i var. En düşük seviyede yakıyorum. Çünkü burası high-tech bir akvaryum değil. Tamamen low-tech bitkilerle kaplanmış. Hatta pistiyaların istilası benim işime yarıyor. Çünkü ışığı kırıyor. Bu en Mayos'un en düşük seviyesi bile yosun yapmaya elverişli. Çünkü güçlü. En azından pistiyalar alta gelen ışığı azaltıyor biraz. Ve bu sefalandıra ve diğer şu Java Fern'ler, Cryptocorin'ler, Echinodorus'lar yeteri kadar ışık alıyorlar. Ne az ne çok. Çok aldıkları zaman yosunlanma oluyor suda, yaprakların üzerinde. Az aldıkları zaman erimeler oluyor. Ben de onu bitkilerin durumuna göre takip edip pistiyaları ona göre ya azaltıyorum ya da çoğalmalarına izin veriyorum. Bu ara burayı bir sürü, bakın mesela şu bu sefalandıranın yapraklarında görebilirsiniz. Yeşil nokta yosunu vardı, daha çoktu. Çünkü çok fazla ışık geliyordu buraya. Sonra pistiyaları ekledim. Daha sonra yeni yapraklar temiz çıkmaya başladı. Salyangozlar ve vatozların sayesinde de onları yediler, tükettiler. Daha temiz oldular. Bakın salyangozumuz çalışıyor şurada. Evet, şimdi yeni üyelerimizde
siyah kül karidesleri olacak. Siyah kül daha önce bakmıştım. Gayet güzel bir iki ay içinde akvaryuma adapte olup yavaş yavaş çoğalmaya başlıyorlar. Ortam müsait olunca. Buraya belki birkaç parça mos ekleyebilirim. Bir sürü mosum var. Farklı bir kovada baktığım. Akvaryumda artık bakmıyorum mosu. Çünkü çok şu alttaki gördüğünüz mesela tortuyu mos içinde topluyor. Ve pislik kaynağı oluyor. Onu bir hemen hafif hareket ettirdiğinizde suya yayılıyor. Ama karidesler için birebir bir bitki biliyorsunuz mos. Ama burada mos yerine geçecek şu köklerimiz vesaire var zaten. Velhasıl kelam, çok uzatmayayım lafı. Karideslere gelelim. Karideslerimiz siyah gül karidesi. Hani bakımı kolay türlerden. Şöyle fileye aldım. İçeride korkmuşlar biraz. İnmiyorlar fileden. Ona çıksanıza. Hala ısrarlı. Şurada duranlar var. Evet. Evet, karideslerimizi akvaryuma ekledik. Bir tanesi şuraya geldi. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Yaprağın altında. Hemen saklanacak yerler buldular kendilerine. Şu gördüğünüz tüyümsü şeyler biyosun türü. Onları inşallah karideslerimiz tüketecek. Salyangozlar yetmedi onlar için. Bakın bir tanesi buraya geldi. Göbeği bayağı bir tombul. Umarım yumurta toplar yakın zamanda ve sayıları artar. Siyalarımızı göstereyim yukarıdan. Akvaryum şu şekilde gözüküyor. Pipo filtrenin yaptığı akıntı da orayı açmış. Oksijenizasyon için gayet yeterli. Zaten canlı yükümüz bitkiler dışında az. 3 vatoz. Birkaç salyangoz, 6 tane de karides oldu şimdilik. Umarım zamanla artar bunlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Karideslerimizin gördüğünüz gibi keyfi yerinde şimdilik. Bir tanesi burada takılıyor. Gayet iri, tombul bir karides. Sağlıklı. Hemen işe koyulmuşlar. Yaprakların üzerindeki yosunları artık, pislikleri mi diyelim, yosunları mı diyelim, tüketiyorlar. Yem artıkları da olabilir. Kapatma konuşmasına sıra geldi. Ama ondan önce karideslerimi neyle besliyorum? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bir tanesi de şurada. Kökün üzerindeki tortuyu temizliyor gördüğünüz üzere. Uzun bir süre burada besleme yapmasam bile karideslerin aç kalacağını düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi akvaryumda sadece karides yok. 3 tane de cüce vatoz var. Salyangozlar var. O yüzden normalde cüce vatozları tablet yemlerle besliyorum. Ciprodina tabs diye geçiyor. Sera'nın yosun tabletleri Ciprodina'dan yapılmış tamamen. Şu şekilde. Ve karideslerimi de eskiden karides baktığım zamanlarda Sera'nın Shrimps Natural diye bir karides yemi var. Onunla besliyordum. Bunları da yine
aynı yemle besleyeceğim. Gördüğünüz gibi granül yemler batıyor suyun altında ve karidesler bunları tüketiyor. Karidesler için gerekli olan tüm mineralleri içeriyor. Özellikle kalsiyumdan zengin, bitkisel proteinden, yosundan zengin bir içeriği mevcut. Bunun detaylı incelemesi önceki karides videolarımda kanalda mevcuttu. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz tüm bu ürünleri, Sera'nın tüm yemlerini Macuatic Trendyol mağazamızdan bulabilirsiniz. Hepsi orada mevcut. Linki videonun altında olacak mağazamızın. Instagram hesabımızın da linki videonun altında mevcut. Oradan da güzel görselleri takip edip bana destek olabilirsiniz. Yemlerinizi, malzemelerinizi de Macuatic Trendyol'dan alarak kanala destek olabilirsiniz. Evet, umarım ki faydalı, eğlenceli bir video olmuştur. Şimdilik bu kadar. Bu karideslerle ilgili yeni bir gelişme olursa onu güncelleme olarak sizlerle paylaşacağım ileride. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.